Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Emekli TV'ye hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, İsviçre'de polisin düzenlemiş olduğu bir dizi operasyondan bugün bahsedeceğiz. Bunun yanı sıra İsviçre'de Zürih'te meydana gelen bir kavga sonucu bir kişi ağır yaralandı. Bu olayı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu yayınımızda aynı zamanda bizleri yurt dışından izleyen tüm vatandaşlarımızı çok çok sevindirecek olan büyük bir müjdeyi vereceğim. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de benimle bir emekli maaşım olsun diyorsanız lütfen bu yayınımızı sonuna kadar takip edin. Çifte vatandaşlar, mavi kartlılar, pembe kartlılar ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eğer yurt dışında yaşıyorsa sizi çok çok sevindirecek olan yıllardır vatandaşlarımızın beklemiş olduğu haberi bu yayınımızda sizlere aktaracağım. Değerli izleyicilerimiz, sabahın erken saatlerinde Zürih'in 4. bölgesinde bulunan Langstrasse Caddesi'nde tartışma sonucu büyük bir kavga çıktı. Kavga esnasında bir kişi ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kavgaya çok sayıda kişinin karıştığı ifade edilirken 2 kişinin cinayete teşebbüsten gözaltına alınarak tutuklandıkları belirtildi. Cadde üzerinde meydana gelen bu kavgaya 18 ve 19 yaşlarında oldukları açıklanan çok sayıda kişinin karıştığı ifade edildi. Kavgada bıçaklanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade ediliyor. Kavgaya karışan ve ağır yaralanan bir kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor. Kıymetli izleyicilerimiz, Kanton Bern'de polis büyük bir operasyon yaptı. İnsan kaçakçılığı ve fuhuş şebekesi çökertildi. Bern kantonunda insan kaçakçılığı ve fuhuşu teşvik etmekten pek çok kişi gözaltına alınarak tutuklandı. Bakalım olayın detayları neler? Polisin almış olduğu istihbari çalışmalar sonucu Çin'den geldikleri belirtilen pek çok kadın 14 eve yapılan baskın sonucunda ele geçirildi ve polis tarafından gözaltına alındı. Bu kadınların pek çoğunun yasa dışı bir şekilde İsviçre'ye giriş yaptıkları ve pek çoğunun da fuhuş sektöründe çalıştırıldıkları, zorla çalıştırıldıkları belirtildi. Polis ekipleri yaşları 27 ile 50 arasında değişen 3'ü erkek ve 2'si kadın olmak üzere 5 şüpheli zanlıyı da bu işin baş sorumlusu olarak gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor. Fuhuşu teşvik etmek ve yasa dışı yollardan İsviçre'ye giriş ve çıkışı teşvik etmekle suçlanan bu kişiler geniş bir soruşturma sonucunda pek çok kişinin ismini verdiği de belirtiliyor. Polis bilinen tüm kurbanların Çin vatandaşı olduğunu da ekledi yapmış olduğu açıklamada. Soruşturma devam ediyor. Evet, polisin yapmış olduğu operasyon devam ediyor da diyebiliriz. Kıymetli izleyicilerimiz, bu yayınımızın başında yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı sevindirecek olan büyük bir müjdenin olduğunu söylemiştim. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız lütfen bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Sizinle ilgili, eşinizle ilgili, çocuklarınızla ilgili, eşiniz, dostunuz, akrabalarınızla ilgili çok çok önemli bir gelişme var. Lütfen bu videoyu izledikten sonra siz de onlara gönderin ve bu fırsattan onların da yararlanmasına yardımcı olun. Bildiğiniz üzere dünya ekonomik olarak çok zor bir durumda. İşçiler, emekliler, ev hanımları artık eskisi kadar rahat değil. Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasında, özellikle de koronavirüs sonrasında ekonomiler bozuldu. Vatandaşın almış olduğu maaş yetmiyor. Vatandaş eskisi kadar rahat bir şekilde ay sonunu getiremiyor. Hal böyle olunca bizim kanalımızı arayan, soran, bizimle iletişime geçen, sosyal medya hesaplarımızdan bizimle konuşan pek çok vatandaşımız şunu söyledi: ben Türkiye'de nasıl emekli olabilirim? Çünkü emekli maaşı denilen şey garanti bir para. Her ay bankaya maaşın yatıyor. Ölene kadar, ömrünün sonuna kadar bu maaşı alıyorsun. Ve değerli izleyicilerimiz, öbür dünyaya, yani ahirete intikal ettikten sonra da bu maaş bizim çoluk çocuğumuza kalıyor, eşimize kalıyor. Yani böylesine garanti bir durum. Ve aynı zamanda Türkiye'de emekli olursanız doktora, hastaneye bedavaya gidiyorsunuz. Muayene ne oluyorsun? 5 kuruş para ödemiyorsun ve tüm imkanlardan yararlanıyorsun. Şimdi böyle de bir gerçek var. Şimdi vatandaşımız bize bunları sorduktan sonra ben Türkiye'de, İstanbul'da
sosyal güvenlik uzmanı olan Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey'e şunu söyledim. Bak dedim, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli olması için ne yapabiliriz? Ya da durumları nedir? Bakın Özgür Bey'in bana söyledikleri. Şimdi 2019 yılında bir yasa çıktı. Vatandaşların çoğu ben nasıl olsa Türkiye'de emekli olamam diye bu emeklilik defterini kapattı dedi. Oysa ki vatandaş durumunu bilmiyor. Yani devlete 3500 euro mu ödeyecek, 3500 dolar mı ödeyecek, 5000 mi ödeyecek, 10.000 mi, 20 mi, 30 mu, 40 mı durumunu bilmiyor. Ali'den, Veli'den duyduklarıyla yani eşinden, dostundan ya Türkiye'de emekli olmak için çok para ödemek lazımmış diye bunu duyuyor ve kapatıyor. Oysa ki Türkiye'de herkesin durumu farklı. Sizin de durumunuz farklı. Siz devlete ne kadar para ödeyeceksiniz? Kaç yaşında emekli olacaksınız? Kaç para maaş alacaksınız? Doktora nasıl bedavaya gideceksiniz? Ve diğer tüm sosyal haklarınızı önce bilmeniz gerekiyor. Biz buna ne diyoruz? Emeklilik röntgeni diyoruz. Biz buna emeklilik planlaması diyoruz. Vatandaş durumunu bilmiyor. Ondan bundan duyduğuyla emeklilik kadar çok çok önemli. İnsanın hayatta bir sefer eline geçecek olan bu fırsatı geriye itmiş. Şimdi emeklilikle ilgili adım atma zamanı geldi. Önce emeklilikle ilgili durumunuzu öğreneceksiniz. Devlete kaç para ödeyeceksiniz? Kaç para maaş alacaksınız? Kaç yaşında emekli olacaksınız? Ve diğer sosyal haklarınız neler olacak? Önce bunu öğreneceğiz. Bunu öğrendikten sonra sizin emeklilikle ilgili müracaatlarınız yapılacak. Tüm dilekçeler verilecek devlete ve sizin emekli maaşınız bağlanacak. Şimdi vatandaş bunların hiçbirini bilmeden özellikle hanımlar ben nasıl olsa emekli olamam diye defteri kapatmış. Şimdi defteri açma zamanı geldi. Nasıl açacaksınız? Bu işin masrafı nedir? Bunların hepsini tek tek sizinle paylaşacağım. Bak, Özgür Bey'e şunu söyledim. Özgür Bey, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız geçmişte Türkiye'de emekli olmak istediklerinde 3-4 bin euro civarında birilerine danışmanlık ücreti ödediler geçmişte. Bu para yüksek bir para. Bu işin de hakkı bu değil. Ama vatandaş bilmediği için yurt dışında yaşayanlar paralarını bazılarına kaptırdılar. Çok ufak bir miktara sen bu danışmanlığı vereceksin. Vatandaşın tüm emeklilik müracaatlarını yapacaksın. Yani SSK'ya, devlete tüm dilekçeleri vereceksin. Vatandaşın müracaatlarını yaptıktan sonra emekli maaşı bağlanana kadar tüm işlemleri de yapacaksın. Vatandaşı emekli edeceksin. Bunun için çok az miktarda bir para alacaksın dedim. Sağ olsun beni kırmadı. Bizim kanalımızın izleyicileri için sadece 120 euroya bakın sadece 120 euroya sizin danışmanlığınızı verecek. Tüm işlemlerinizi yapacak. Size emekli maaşınızı bağlatacak. Bakın sadece 120 euroya. Kapı kapı gezme dönemi bitti. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi. Yok bilmem kim 3-4 bin euro emeklilik danışmanlığı alıyormuş gibi sözleri artık bırakıyoruz ve unutuyoruz. Bitti. Şimdi yeni bir dönem. Sadece 120 euroya siz kendi geleceğinizi, eşinizin geleceğini, çocuklarınızın geleceğini, annenizin, babanızın geleceğini bir şekilde garanti altına alıyorsunuz. Şimdi artık adım atma zamanı. Ne yapacaksınız? Şimdi ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. +90 546 102 41 42. WhatsApp hattıdır bu. WhatsApp hattına yazacaksınız. Ne yazacaksınız? Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diyeceksiniz. Evet, bu kadar. Size şu anda WhatsApp hattının başında bulunan arkadaşlarımız hemen cevap verecekler. Size bir hesap numarası atacaklar. Siz bu hesap numarasına 120 euro ödedikten sonra emeklilikle ilgili randevunuz oluşturulacak. Randevunuzda ne yapacaksınız? Dünyanın neresinde olursanız olun, hiç Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Bugün Türkiye'ye gidiyorum deseniz cebinizden 500-600 euro para çıkar. Yani hadi ben az söyledim, en az 700-800 euro para gider.
En az. Uçağa gideceksin. Gittin Türkiye'ye, emeklilikle ilgili ne işlem yapacaksın bilmiyorsun ki. Emeklilik o kadar hassas bir konu ki, yanlış bir form doldurursan, yanlış bir evraka imza atarsan alacağın emekli maaşı yarı yarıya düşüyor ve devlete ödeyeceğin para da iki katına çıkıyor. Önce hani hayatta bir sefer olan bir şeyi uzmanından öğreneceksin. Sadece 120 euroya. Biz 120 euroyu nereye harcamıyoruz? Allah aşkına nereye vermiyoruz ki? Sabah iki kişi evden çıkalım hanımla beraber. Akşam eve geldiğimizde cebimizde 5 kuruş para kalmaz. 120 euroya sen geleceğinle ilgili, eşinin geleceğiyle ilgili adım atıyorsun. Emeklilik gibi çok çok önemli bir konuya adım atıyorsun. Siz 120 euroyu ödedikten sonra dünyanın neresinde olursanız olun, randevu oluşturuluyor. Özgür Bey'le cep telefonunuzdan görüntülü bir şekilde konuşuyorsunuz. Özgür Bey size birkaç soru soruyor. Bu soruların cevabını sizden aldıktan sonra Özgür Bey sizinle ilgili özel bir çalışma yapıyor. Yani sizin röntgeninizi çıkartıyor. Emeklilik röntgeninizi çekiyor. Ne kadar devlete az para ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alırsınız? Devlete ne kadar para ödeyeceksiniz? Bunun yanı sıra hanımlar, çocuğu olan hanımlar, sizlerin emekli olmanız daha kolay dedim biliyorsunuz az önce. Siz nasıl kolay bir şekilde emekli olacaksınız? Beyler, beyefendiler, siz nasıl emeklilik maaşına kavuşacaksınız? Kaç yaşında olursanız olun, bakın tekrar ediyorum. Bu çok önemli. 30, 40, 50, 60 hiç fark etmez. Genç kardeşlerim, siz gelecekle ilgili emeklilik planlamanızı yaptıracaksınız. Sadece kendiniz için değil, eşiniz için de ya da anneniz, babanız için de bu fırsatı sakın kaçırmayın. Sadece 120 euro. Bakın. Şimdi hanımların bu işten yararlanması için ben Özgür Bey'e şunu söyledim. Bak dedim Özgür Bey. Hanımlar ömürlerini eşlerine ve çocuklarına verirler. Emeklilik zamanı gelince de elde avuçta 5 kuruş para kalmaz. Geriye dönüp bakarlar, yıllar geçmiş. Hiçbir şekilde emekli maaşı da alamazlar. Hanımların bu işten daha fazla yararlanması için hanımlara özel bir indirim istiyorum dedim. Sağ olsun yine kendisi beni kırmadı. Şimdi hanımlar, beyler siz de iyi dinleyin ama hanımlar eğer kocalarıyla beraber, eşleriyle beraber danışmanlık alırsa %50 indirim var. Yani hanımlar karı koca birlikte olmak şartıyla danışmanlık alırsa sadece 180 euro ödeyecek. Yani karı koca birlikte 180 euro. 240 euro değil. Bakın bu fırsat bir daha gelmeyecek. Hanımlar, bakın beyler bu işlerde hep şöyledir. Ya önce bir durumumu öğreneyim. Ben emekli olayım da hanıma sonra bakarız derler beyler. Bak hiç kusura bakmayın bu gerçek. Şimdi önce hanımlar. Önce hanımlar. Karı koca birlikte. Bak bu büyük fırsatı kaçırmayın. Sadece 180 euroya. Bak karı koca birlikte. He, hanımlar tek başına danışmanlık alabilir. Tek başına alırsa 120 euro ödeyecek hanımlar. Ama benim tavsiyem. Bakın ailecek. Bu fırsattan yararlanın. Kendinizle ilgili, eşinizle ilgili ya da çocuklarınızla ilgili bu adımı atın. Benden size söylemesi. Sonra bana demeyin ki Fatih Bey. Ya bu fırsat kaçtı, fiyat yükselmiş, biz kaçırdık demeyin. Benim de yapabileceğim bir şey yok. Çünkü sadece kanalımızın izleyicileri için çok kısa bir süreliğine geçerli olan bir fırsat bu. Bu fırsatı kaçırmayın. Dünyanın neresinde olursan ol. Yattığın yerden Türkiye'ye gitmeye gerek yok. Ya bugün akrabana, Türkiye'deki akrabana rica etsen, akraban SSK'ya 120 euroya gitmez, gitse ne yapacak? Hangi işlemi biliyor? Bak, babanın oğlu gitmez. Ben size söyleyeyim. Danışmanlık alıyorsun. Tüm işlemlerini yapıyorsun. Ek hiçbir ücret yok. Bak, ne önce ne sonra. Emekli maaşına kavuşuyorsun. Sadece 120 euroya. Sadece 120 euro. Bak, ek hiçbir ödeme yok. Bak, ben duyuyorum. Birileri, vatandaşı, gurbetçi kardeşimizi kandırmak için İşte önce diyor ki şu kadar para, sonra da şu kadar para vereceksin diye vatandaşın 3-4 bin eurosunu alıyorlar.
Sakın sakın sakın. Şunu da hatırlatıyorum. Bak bu söyleyeceğim şimdi en önemlisi. Vatandaş, bakın danışmanlığı alacak vatandaşın tüm, yani sizin tüm müracaatlarınız SGK'ya yapılacak. Sonra sizin yaşamış olduğunuz ülkedeki evinize bir mektup gelecek devletten. Bu mektupta şu denilecek. 3 ay içerisinde şu kadar parayı devlete yatırırsanız emekli olacaksınız yazacak. Size gelen bu mektupta yazan hesap numarasına, yani devletin, SSK'nın, SGK'nın hesap numarasına bu parayı ödeyeceksiniz. Sakın ola ki, bak bunu uyarıyorum. Devlete ödeyeceğiniz parayı sakın ola ki, bak bunu uyarı için söylüyorum. Başkalarına ödemeyin. Siz sadece Özgür Bey'in 120 euroluk danışmanlık ücretini Özgür Bey'in hesabına yatıracaksınız. Bak çok açık, şeffaf bir şekilde her şeyi ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Her şey açık, her şey şeffaf. Biz 120 euroya geleceğimizi planlayacağız arkadaş. Bak nereye harcamıyoruz Allah aşkına? 120 euroyu nereye vermiyoruz ki? Sakın ola ki hiç kimse şunu söylemesin. İşte bedava olsun falan, böyle bir şey yok. Olur mu? Senin için özel bir çalışma yapılacak. Herkese göre değişen bir durum çünkü emeklilik. Herkesin durumu farklı. Onun için bu fırsattan istifade edin. Onun için kapı kapı gezme dönemi bitti. Paranızı sakın ola ki kimselere kaptırmayın. Sadece 120 euroya siz emekli maaşına giden yoldaki ilk adımı atıyorsunuz. İşlemleriniz yapılıyor ve emekli oluyorsunuz. Bu kadar basit. Hani daha ne olsun? Bunu niye bu kadar ısrarla anlatıyorum biliyor musunuz? Bugüne kadar çok sayıda vatandaşımız çok mağdur edildi. Ben hepsini biliyorum. Paralarını kaptırdılar. Hepsini biliyorum. Sakın ola ki, sakın ola ki, sakın ola ki. Şimdi yapacağınız şu. Aşağıdaki ekranın altındaki telefon numarasını +90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattını telefonunuza kaydediyorsunuz. WhatsApp'tan hemen şimdi ertelemeyin. Neyi bekliyorsunuz, neyi düşünüyorsunuz? Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Eğer eşinizle beraber almak istiyorsanız, eşimle beraber emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Ya da ben, çocuklarım, işte iki tane çocuğum artı eşimle beraber ailecek biz emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diyorsunuz. Bu fırsattan yararlanıyorsunuz. Aileler, bakın, aileler iki kişiden fazla karı kocadan haricinde eğer çocuklarınızla, ailenizle beraber danışmanlık alırsanız sizin için de değerli izleyicilerimiz bu indirim geçerli. Bu fırsatı kaçırmayın. Benden size söylemez. Şimdi değerli izleyicilerimiz, artık düşünme dönemi bitti. Kapı kapı gezme dönemi bitti. Bu telefon numarasına yazıyorsunuz. Size bir hesap numarası atıyorlar. Siz ödemenizi yapıyorsunuz ve işlemleriniz başlıyor. Emekli maaşına giden yolda ilk adımı atıyorsunuz. Geleceğinizi planlıyorsunuz. Hani genç kardeşlerim dedim ya, kaç yaşında olursanız olun. Gelecekte bir gün gelecek. Evet, gelecekte bir gün gelecek ama geleceğe şimdiden hazırlık yapmamız lazım. Bu fırsatı kaçırmayın. Benden size söylemesi. Şimdi WhatsApp hattının başında bulunan arkadaşlarımız sizlerden gelecek olan mesajları bekliyor. Hemen kendileriyle iletişime geçebilirsiniz. Bugüne kadar bu hizmetten istifade eden pek çok vatandaşımız var. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Pek çoğunun emekli maaşı bağlandı. Pek çoğunun danışmanlıkları devam ediyor. Bize göstermiş oldukları güven için çok çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu fırsatı siz de kaçırmayın. Siz de bu büyük fırsattan istifade ediniz. Evet kıymetli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden, gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese önce sağlık diliyorum, ardından da sevdiklerinizle beraber mutlu, huzurlu bir ömür diliyorum. Hoşça kalın.